Herkese merhabalar, ben Alaaddin 61 ve bugün karşınızda yepyeni Ford Focus ST-Line olacak arkadaşlar. Çok istemiştiniz. Hatchback'ten sonra wagon'u da test ettim arkadaşlar. Bu videoda bütün detayları sizlerle, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Öncelikle kumandasını göstereyim, ondan sonra detaylara bakalım isterseniz. Ford yazısı var, kilitleme, açma ve bagaj düğmesi var. Bagajı otomatiktir. Ayrıca araçta anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi var. Onu birazdan göreceksiniz. Arkadaşlar, değişik paketlerle satışta Active, Active X, Vinyalı, Connected, ST-Line ve ST-Line X. Bu araç ST-Line ve gördüğünüz gibi daha sportif. Ön tamponu, arka tamponu, jantları ve içi daha değişik. Birazdan göreceksiniz detayları. Buraya bakacak olursak standart olarak bu far sistemiyle geliyor. Ford LED diye geçiyor bunlar arkadaşlar. Ama Matrix LED sistemi de seçeneklerde var. ST-Line olduğu için panjur parlak siyah renkte ve deseni değişik. Ön tampon da değişik arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Buradaki radar bildiğiniz gibi adaptif hız sağlayıcı için. Önde ve arkada park sensörleri var. Otomatik park edebiliyor. Ve ön tamponun şekli çok güzel diyebilirim. ST-Line olduğu için jantları da değişik. Burada jantlara bakacak olursak Michelin lastiklerle geliyor. 2.35, 40, 18 ve kırmızı fren kaliperlerini görebiliyorsunuz. Bu jantların tasarımı çok hoş. Ford işi biliyor diyebilirim. ST-Line logosu var çamurlukta. Ve tabii ki vagon olduğu için daha uzun araç. Arkada özellikle diz mesafesi çok iyi. Hatchback'e göre. Onu da sürmüştüm bildiğiniz gibi. Stop lambalarını açıp devam edelim. Arkadaşlar, stop lambaları müthiş görünüyor. Tamamen LED ve kiraz renginde ST-Line olduğu için. Ayrıca şu spoiler da ST-Line'a özel. Çok şık duruyor. Karartılmış camları var. Tamamen LED lambaları görebiliyorsunuz. Burada geri görüş kamerası var. Arka tampon ST-Line'a özel ve diffuser da güzel bir renkte gördüğünüz gibi. Şimdi bagaj açmine bakalım. Bagajı otomatiktir. Benim beğendiğim başka bir şey de şurada Focus yazısı var. Onu çok hoş yapmışlar. Tabii burada bayağı geniş bir alan var gördüğünüz gibi ve arka koltuklar da yatıyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Tabii ki bunun altında yine eşya gözümüz var. Gördüğünüz gibi anahtarsız giriş ve çalıştırma. Şimdi arka koltuktaki diz mesafesine bakalım. Şimdi arka diz mesafesine bakalım arkadaşlar. Şu diz mesafesi çok ama çok iyi arkadaşlar. Siyah tavan döşemesi var. Burada kırmızı detayları görebiliyorsunuz. Bu ST-Line'a özel. Arka kol dayama da var. Ve panoramik cam tavanını alabilirsiniz. Arkadaşlar, şuradaki ST-Line yazısını çok beğeniyorum. Spor pedalları görebiliyorsunuz. Ayrıca koltukların önleri uzatmalı. Bayağı iyi destekliyor bu koltuklar. Çok güzel bir içi var arkadaşlar. Kokpiti muazzam. Sürücü koltuğundan bakış bu şekilde. Bence gayet güzel olmuş. Ekran bayağı büyüdü. Sabit bir ekrandır. Burada bardaklıklar var. Ambiyans aydınlatmalı arkadaşlar. Burada kırmızı iple işlenmiş detayları görebiliyorsunuz. 6 vites. Burada kablosuz şarj bölümü var telefon için. Start düğmesini görebiliyorsunuz. Ayrıca buradan ısıtmalı direksiyonu açabiliyorsunuz. Isıtmalı koltuk fonksiyonu var. Şuradaki karbon detaya bayılıyorum. ST-Line olduğu için böyle arkadaşlar. Ve şunu da belirteyim. Mesela buradan sürücü modlarını değiştirdiğim zaman şu anda normaldayız arkadaşlar. 3 sürüş modu var. Ekran da değişiyor. Onu da gösterdikten sonra devam edelim. Bu normal, bu eko. Bu spor. Kırmızı, beyaz ve siyah detayları görebiliyorsunuz. Gayet şık görünüyor. SOS düğmesi var. Panoramik cam tavanını alabilirsiniz demiştim. Aynalar katlanıyor. Bunlar otomatik de katlanıyor. Ayrıca şurada kör nokta uyarı sistemini görebiliyorsunuz. Test sürüşünü de göreceksiniz. Burada far ayarları otomatiktir. Buradan bagajı da açabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel.
Bu ekran sabit demiştim. Ses sistemi de özel arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Geri görüş kamerası da çok iyi bu nesilde. Gördüğünüz gibi kalitesi çok güzel. Evet arkadaşlar, test sürüşüne çıktık. Otobana çıkıyoruz direkt. Bu araçta 125 beygir gücü var. 170 Nm tork üretiyor. 0-100'ü 10.4 saniye. Maksimumumuzu 200 km'ye limitlidir arkadaşlar. 6 ileri otomatik şanzımana sahip bildiğiniz gibi. Ve şunu da belirteyim. Motoru 1 litre 3 silindir. Turbo beslemeli bir motordur. Ama 1 litre olduğuna bakmayın. Kesinlikle küçük enişteyi tutmayın şeklinde tasarlanmış. Gidiyor yani. Bir vites düşürdüğünüz zaman kesinlikle sizi zora sokmuyor diyebilirim. Gayet beğendim. Zaten bu motor ilk çıktığında dünyanın en iyi motoru falan seçilmişti diye hatırlıyorum, yanlış değilse. Ve arkadaşlar şu anda mesela otobandayız. 100 km hızla gidiyoruz. Ses yalıtımı çok iyi. Aşırı iyi yani, Renault'lardan daha iyi diyebilirim. Renault'larda otobanda bu hızlarda ses alıyor. Ford da öyle değil kesinlikle. Motor sesi yok, rüzgar sesi yok. Çok hafif böyle lastik sesi var ama o da normal bence. Yol tutuşunu çok beğendim. ST-Line olduğu için bildiğiniz gibi araç yere daha yakın. Süspansiyon sistemi değişik, daha sportif arkadaşlar. Ama vinyalı veya active veya connected veya titanyum aldığınız zaman bence süspansiyon, yani yol tutuşu daha konforlu olacaktır. Yani kırmızı iple işlenmiş detaylar, direksiyon, koltuklar, jantlar, dış tasarım, yani ön tampon, arka tampon derken bayağı bir fark var. Ve aracı çok daha görsel olarak çok daha güzel yaptığına inanıyorum. O yüzden kesinlikle ST-Line seçerdim. Yol tutuşunu çok beğendim. Yakıtı da 4.7 litre ortalama 100 km'de arkadaşlar. Bence gayet mantıklı bir rakam. Çünkü hatchback'ini de sürdüm ama bu vagonu bayağı uzun arkadaşlar. Yani hatchback'e göre bunun tasarımı biraz daha değişik. İç hacmi çok daha geniş diyebilirim. O yüzden bu yaşam alanı, yani içindeki yaşam alanına bakarak yakıtını çok makul buluyorum. Onu belirtmem lazım. Hava güzel arkadaşlar. Hollanda Rotterdam'dayız. Bilenler bilir. Gidiyoruz. Burada şimdi burada kadrandan mesela spora da alalım. Spor. Evet, spora aldık. Değişiyor mu diye bakacağım. Gidişi falan. Birazdan bu 80'lik bölgeye çıktığımız zaman. Bu araçta önemli olan şey şudur arkadaşlar. Yani kesinlikle vites düşürmeniz lazım. Yoksa mesela şu anda 6. vites tam gaz, gitmiyor neredeyse. Yani ekonomik olsun diye uzun yollarda falan çok az yakar bu araç. Ama sollamalarda kesinlikle tavsiyem, vites düşürün, öyle gidin. Yoksa zor duruma girebilirsiniz. Ama vites düşürdüğünüz zaman turbo devreye giriyor ve kesinlikle çok iyi şekilde yol alıyor diyebilirim. Şu anda araba neredeyse yakmıyor bence yani. Öyle tasarlamışlar. Evet arkadaşlar, 110'dan tam gaz. 5. vitesteyiz. 120 130 ve 140'a neredeyse çıktık arkadaşlar. Bence gidişi gayet tatmin edici. Burada modları gördüğünüz gibi ayarlayabiliyorum. Otomatik sürüş de var bu araçta. Şerit takip var, adaptif hız sabitleyici var. Her şeyi kendi ayarlıyor. Ve sürüşünü çok beğendim. Çok konforlu bir araç diyebilirim uzun yolda. Koltukları çok rahat. Süspansiyonları biraz daha sert demiştim. Yakıtı çok iyi arkadaşlar. Devasa bir araç, vagon ama 4.5 litre, 4.6 litre yakması beni çok etkiledi.
Bu da çok güzel bir veri diye söyleyebilirim. Veri olduğunu söyleyebilirim. Tabi otomatiğini de seçebilirsiniz. Bunun dizeli de gelecek. Ve tam gaz iyi kaç ya 3. viteste. Vay be. Şuradan dönelim. Direksiyonu çok beğendim ya. Ve kullanılan deri kaliteli, aynı Audi, Mercedes'lerde olduğu gibi. Kesinlikle kaliteli olduğunu görüyorsunuz zaten. Şu Ford logosu hiç değişmedi. Klasik, El Clasico. O aynı. Koltukları şahane. Evet arkadaşlar. Eco'da sürmezdim arabayı ya. Eco modunda. Belki uzun yolda otobanda Eco'yu açtığınız zaman işe yarayabilir de şehir içi sürmezdim. Zaten 3 silindir bir motor. 5'e attık yanlışlıkla. Bu şekilde gidiyorsunuz arkadaşlar. Basmıyorum bile ama gayet iyi gidiyor. 1 litre motora göre bence süper bir motor. Her anlamıyla. Tabi hatchback'ini sürmüştüm. Onda ST-Line X paketi vardı. Panoramik cam tavan da vardı. O panoramik cam tavan bence olması lazım. Açılabiliyor geriye doğru. Onu da aldığınız zaman güzel oluyor. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.